radarındaki 8 altcoin için son dakika haberleri diyor. Buna bir göz atacağız ve genel hatlarıyla duruma bakacağız. Kripto para piyasası son günlerde Bitcoin'in güçlü hamleleriyle umutları tazeledi. Bu ortamda birçok altcoin de kayda değer artışlara tanık oldu. Evet. Özellikle şu an BTC önemli noktalardan bir tanesinde bakın 24.600 civarlarının üzerinde durmayı başardı. Epey bir zaman yüksek bir volatiliteyle yüksek bir hacimle denemeler kaydetti. En sonunda bu pozisyonu destek olarak aldı. Fakat muhtemelen kalkıştan önce son bir akümülasyon gerçekleştiriyor. Yani direnci desteğe çevirdi. Ancak anında bir kalkış yapmadı. Şu anda saatlikteki MA'sinde yatay açılmasıyla birlikte ne yapıyor? Akümülatif bir seyir halinde ilerlemeye devam ediyor ve güç alıyor. Tabii bu olurken şu anda özellikle BTC'nin direkt olarak yukarı noktalarını yani şu an içinde bulunduğu pozisyonları alması ve muhtemel bir rally hareketinin 40.500'lere doğru özellikle yükselmesi fiyatlayamayan, düzgün fiyatlama gerçekleştiremeyen kripto paralarda da ciddi bir güven ortamına sebebiyet vermiş gibi gözüküyor. Bununla birlikte de ortalama işte Shiba olsun, XRP kısmen, AVAX, Doge gibi son yükselişleri düzgün bir biçimde fiyatlayamayan kripto paraların bu fiyatlama etabına girdiklerini görmüş olduk. Evet. Bunun yanında projeler kendilerini geliştirmeye ve yeni ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Falan filan. Müflis kripto borsasının tokenı bir anda uçtu. FTT'den bahsediyor. Yani önceki videolarda FTX'in elindeki varlıklardan biliyorsunuz ki söz ettik. FTX'in elindeki varlıklar XRP, Sol gibi varlıklardı. En son mesela Comp ve Render'da satış gerçekleştirdiler. Ellerinde toplam 16 kripto para var. Bunun içerisinde Sol'da 1,2 milyar dolarlık bir varlık haricinde diğerleri piyasa değerleri ve hacmine göre yok sayılabilecek meblağda tuttukları kripto paralardır. Yani diğerleri zaten tek parti satsalar bile ki satamazlar. Bu şartlar altında herhangi bir oynaklığa ya da negatifliğe sebebiyet veremeyecekleri kripto paralardır. Sol gibi ve diğer altcoin'lerin tamamında da haftada maksimum 100 milyonluk bir 100 milyon dolarlık bir maksimum satış izinleri bulunmakta. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. FTT'ye gelince FTT hakkında da konuşabilecek çok bir şey yok. Yani hiçbir zaman önermiyorum FTT'yi. Her ne olursa olsun çökmüş bir kripto para borsasının varlığıdır. Aynı zamanda CZ'nin de bu konudaki uyarısına kulak vermek gerekiyor. FTX'te oynanmaması ve FTT'nin satın asla alınmaması gerektiğini dile getirmişti. CZ bunları söylerken iyi niyetli değil. FTX'in çöküşünden de kendisi bizzatihi sorumludur. Ama önemli olan şey söylediği şeyin doğru olduğudur. Bu altcoin topla 500 bin token dağıtmaya hazırlanıyor. Snapshot yönetim sayfasına göre Arbitrum topluluğu resmi Arbitrum Discord'da Arbiter etiketine sahip topluluk üyelerin olağanüstü katkılarını tanımak ve ödüllendirmek için bir teklif başlattı. Bu teklife göre diyor proje 25 erken topluluk katılımcısını eşit olarak toplam 500 bin ARB dağıtacak. Teklifte bu katılımcıların çeviri, tanıtım, etkinlik organizasyon, topluluk rehberliği, güvenlik ve diğer topluluklarla işbirliği dahil olmak üzere Arbitrum'un gelişiminde önemli bir rol oynadıkları belirtiliyor. Bunu son zamanlarda yapıyorlar. Sandbox'ta biliyorsunuz çok yüklü bir miktarı Genesis'teki ilk katılımcılarına dağıtmıştı. Arbitrum'da da benzer bir durum var. Arbitrum bir poligon değildir. Ya da bir ImmutableX de değildir. Bu noktada teknik anlamda bir optimizm de değildir. Fakat Arbitrum'un çıkışı oldukça sağlam oldu. Ben ARB'ye bu sezon şans verilebileceğini ve portföylerde bulundurulabileceğini düşünüyorum. Ama
Tıpkı optimizm gibi iyi bir tokenomik yapısının bulunmadığından mütevellit yine de arbitrum noktasında uzun vadede tutulmamalı. Çünkü bu gibi dağıtımları mesela adamlar çok fazla gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla problem yaşanabilir. KR1 bu yıl Kraken'e toplamış 1.2 milyon LDO transfer etti. Yani transferin tabii ki çok fazla konuşulacak bir yanı yok. LDO ile alakalı şunu söyleyebilirim. Yine LDO'da alım yapılabilecek iyi altcoin'lerden bir tanesidir. Bu sezon çok çalışır. ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan'ın yakın zamanda Lido'yu övdüğünü unutmayalım. Clearpool OP vakfından 150 bin OP aldı. Az önce de biliyorsunuz OP ile alakalı konuştuk. Yine iyidir. Optimizm de piyasa içindeki sağlam kripto paralardan bir tanesidir. Bu sezon çalışabilecek. Ama dediğim gibi çok fazla tabiri caizse uçmamak lazım. Çünkü optimizm de teknik altyapı olarak güçlü olmasına rağmen tokenomik yapısı zafiyetlidir. Evet. Japon firma SBI VC Trade XRP tahminini açıkladı. Japon finans devi SBI VC Trade son piyasa raporunda XRP'nin 62 cent'e yükseleceğini öngördü. Bu şirket altcoin Ripple ortağı SBI grubun bir kripto borsası işletmesi ve yan kuruluşu. Bugün yayımlanan raporda diyor şirket, Ripple'la ABD SEC arasındaki yasal davayı çevreleyen son gelişmeleri vurguladı. Raporda 13 Temmuz'daki kararın ardından yaşananları ve bu gelişmelerin XRP fiyat üzerindeki etkilerini ele aldı. Gün içinde bunu daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Sadece 62 cent değil, mevcut süreçte BTC gayet pozitif. Bu noktada XRP'nin zaten önce 60 centlere kadar gidişat sergileyip bu pozisyonları kırma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Dediğim gibi 60 centleri de kırmasının kolay olacağını düşünerek 70 centlere kadar ilerleyen günlerde ben bir gidişat sergileyebileceğini XRP'den düşünüyor ve bekliyorum. Davaya gelince zaten dava artık bitti desek yeridir diye düşünüyorum bu noktada. Çünkü baktığımızda artık yapılabilecek pek fazla bir şey kalmadı SEC açısından. Sadece bekleniyor. Davanın 13 Temmuz'daki kazanımı zaten Coinbase ve bütün büyük diğer borsaların listelemesi, aynı zamanda ülkelerin ambargo kaldırmasına sebebiyet verdi. XRP iyidir. XRP çok çalışır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.